Bugün 24 Eylül. Yeşilkovan'ı son bir kez çerçeve çekip durumunu kontrol edeceğim. Ondan sonra da rahat bırakacağım. Kış için hazır mı değil mi? En çok da artık beslemeye ihtiyacı var mı yok mu? Onu öğrenmek. Herhangi bir hastalığı var mı? Kraliçesi sağlıklı bir şekilde devam ediyor mu yoluna diye. Son kontrolümü yapıp ondan sonra onu rahat bırakmak. Burada Kasım'ın başlarına kadar tek tük uçuş olur öğlen saatlerinde. Ondan sonra bir daha Mart sonuna kadar uçuş olmaz kolay kolay. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 5 ay bu ara içeride kapalı kalacak. İlk polenin gelmesini bekleyecek Mart sonunda, Nisan başında. Şimdi durumunu kontrol edelim. Boş. Yeşil kovana. Kova ile besleme yapıyorum. O yüzden o da muhafazalı. Bu şekilde kova ile beraber içine ot doldurup boğulmalarını engelliyorum arıların. Beslemeyi bu şekilde yapıyorum. Yeşilkovan'da gayet güzel bir nüfus var. Kalabalık gözüküyor. Alt kattan başlayalım kontrole. Bu dediğim gibi son detaylı kontrol. Bir daha Mart ayına kadar Yeşilkovan'ı açmam çok zor. Bu kasa ağır, yani gayet güzel, yiyeceği var demek. Alt kasada bayağı arı var, o da iyi. Şimdi bismillah diyelim bakalım. Yeşilkovan'dan bu sene bir tane de bölme aldım. O yaz başında bir de bal aldım. Ondan sonra daha alamadık. Çünkü mevsim bu sene çok iyi başlamasına rağmen aynı şekilde iyi gitmedi. Kötü gitti. Bu boş bir çerçeve. Hafif püskürtmüş benim verdiğim yemi. Yine bu da boş sayılır. Hem kanatsız arı hem de varoa var mı arın üzerinde diye de bakıyorum. Çabuk çabuk. Buna da yine biraz böyle püskürtmüş. Demek ki benim verdiğim besini üstte depolamış. Biraz da buralara serpiştirmiş. Hava serin, arı biraz hoşnutsuz durumda. Bu çerçevede yavru var mı? Yok. Polen var biraz. Benim vermiş olduğum besin var biraz. Az biraz polen var. Az biraz yem var. Yani açık göz serpiştirilmiş bir şekilde. Bu kat boş. Yani burada yine biraz besin var bunda. Bir yavru faaliyeti yok. Kuluçka üst katta.
Anladığım kadarıyla. Arı orada oturuyor. Olsun, yine burada da yine besin var biraz. Bu çerçeveler. Yani kupkuru değil. Arı nüfusu da var biraz. Alt katta biraz verdiğim yem serpiştirilmiş. Biraz az biraz polen var. Başka da bir şey yok. Bu kat bayağı dolu. Bu çerçevede besin var. Bu tarafı da açık. Güzel bir duvar çerçevesi bu. Çerçeve tam sırlı. Önü arkası tam sırlı. Full yem. Güzel. Bu da aynı. Önü arkası dop dolu yem. Çok güzel, maşallah. Yeşil kovan besin bakımından hazırdır. Çok çok iyi. Yani burada 5 ay dışarıya çıkamayacak olan bu yüksek rakımdaki arı için şu iki çerçeve ve bu hayat sigortasıdır. Bunun da bu yüzü tam sırlı. Evet, kraliçe burada. Kraliçe burada. Göstereyim. Çok çok güzel bir Monticola kraliçesi. Buckfast. Yumurtası görünüyor mu bilmiyorum. Şu boş alanda yumurta var. Bu taraf full sırlı. Kraliçe bir yere saklandı. Yumurtayı atmış buraya. Çok güzel bir şekilde. Burada dursun. Garantiye alalım onu. Kış öncesi bir aksilik yaşamak istemem. Bu çerçevenin şurası, burada bir yarım daire yavru alanı var. Üst tarafta mükemmel bir bal kemeri var. Tekrar burası da yine yavru bal kemeri. Şahane kapalı yavru. Burada havalar o kadar soğuk bitti ki, yağmur o kadar çok yağdı ki arılar dışarıya çıkamadı günlerce. Polen toplayamadı.
Şu çerçeve komple ballı. Şurada küçücük bir alan var. Buraya da yumurta atmış ana arı. Yani avuç içi kadar, el kadar bir yere. Bu tarafı full sırlı. Normalde bu arı bloke olmuş gibi gözükmesine rağmen bloke olmamış. Kendisi bu alana yavru sahasını kapatmış. Çünkü alt katta alanı var. İstese oraya da yavrusunu atardı. Fakat hava şartlarını görüp kendiliğinden önlemini almış. Full sırlı. Bu tarafı da yine öyle. Çok güzel. Yine sırlı. Bu tarafta öyle. Evet. Yeşil kovanın artık beslenmeye ihtiyacı yok. Yeşil kovanın kanat deforme virüsüne bulaşıklığı yok. Gördüğüm kadarıyla. Kraliçesi sağlam. Yumurta atmış. Kapalı yavrusu da var. Larvası da var. Dediğim gibi bu kadar uzun süre uçuş yapamayacak bir arı için burada -15'ler oluyor. Bu tip kışlama ideal. Ne taraftaydı yönü? Bu taraftaydı. Evet. İş öncesi kraliçeyi bir kez daha görseydim. Nereye gittin? Hah, gördüm. Maşallah. Burası çıkıyor diye tekrar boyamışım onu. Normalde kırmızı boyalı bir kraliçedir. Hop. Haydi bakalım. Allah izin ederse 2025'te görüşürüz. Nüfus olarak da çok güzel. Varroa mücadelesi yapılmış. Şimdi kışın bu arıya oksalik asit damlatma yapmayacağım. Çünkü tekrarlı bir şekilde oksalik asit buharlaştırma yaptım. Bu arı zaten burada sağında solunda çok arı olmayan bir bölgede. Herhangi bir varroa bulaşıklığı dışarıdan kapmaz. Bu sebeple artık bu arının üzeri kapanacak. Dediğim gibi Mart sonuna kadar büyük ihtimalle açılmayacak. Arada bir tabii ben burada, bu bana arkadaş olsun diye bıraktım bu arıyı burada en başından beri. Arada bir tabi çerçeve çekip bakarım. O başka. Ama böyle detaylı bir şekilde kontrol yapmam. Çünkü durumu gayet güzel, gayet iyi. Maşallah. Bu bir de burada çift katlı 20 çerçevede, bu 16 çerçevededir. O da 20 çerçevede kışlayacak olan bir karniyol arısıdır. Onun bacaklarından bir tanesi sakat diye, bu ortadaki bacağı böyle bükülü. Neden olduğunu bilmiyorum. Normalde kendi kraliçesiydi. Ben mi sıkıştırdım diyeceğim ama o da öyle denk gelir mi bilemiyorum. O da burada yeşil kovanla beraber kışlayacak. Onun henüz daha beslenmeye ihtiyacı var. Ama yeşil kovanın yok. Bu arı burada, bakın. Burada gerçekten zor kış. Şurası gölet var burada. Burası dere içi. Burada her daim hava nemli ve soğuk, serin, yazları dahil. 5 ay bu kovanın içinde kapalı kalacak, dışarıya çıkamayacak, sindirim sistemini boşaltamayacak, temizlik uçuşuna çıkamayacak, dışarıdan kaynak girmeyecek bu kovana, polen ve nektar. İçeridekilerle beraber yetinmek zorunda. Artık ben bu saatten sonra bu arıyı çok fazla zorlamayacağım. Kendi haline bırakacağım. Dışarıdan uçuş yapabildiği saatlerde çıkıp polen toplayıp gelecek en fazla. Varroasından temizledim.
Gördüğünüz gibi bolca besin bıraktım kışa girişte. İyice besledim. Hepsi bu. Kapağın altı da boştur. Herhangi bir yalıtım da yoktur. Daraltma zaten ben yapmıyorum. 5-6 sene oldu. Altı yekparedir. Girişte 7 milimetre boşluğunda boydan boya bir uçuş yeri vardır. Bu kadar. Rüzgar kapağı uçurmasın diye de spanzetle bağlanacak. Seneye ömrümüz olursa devam edeceğiz.